Meclisi'ne açıklamak üzere İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'a söz veriyorum. Sayın Günaydın, buyurun. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Bugün 1 Mart 2003 tarihinde bu meclisin emperyalizm karşısındaki en şanlı direnişlerinden bir tanesini yaşadık. Bunun 21. yılını kutluyoruz. 28 Şubat için konuşma yapanlardan önemli bir bölümünün 1 Mart için ağızlarını dahi açmadıklarını gördük. Oysa şunu ima ediyorsunuz. 28 Şubat bu memlekette milli ve yerli olanların önünü kesmek için yapıldı. Eğer mesele buysa arkasından gelenin nasıl geliştiğini görelim. 2002 seçimleri gerçekleşti ve 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşundan 11 ay sonra iktidar oldu. Diyorsunuz ya 28 Şubat süreci o haksızlıklar bizi iktidar etti. O halde sizin de bu sürecin devamını izleyen bir siyasal parti olarak anti-emperyalist, ulusalcı halktan yana bir çizgi izlemeniz lazım. Ne yaptığınızı söyleyeyim. Seçim bitti, üzerinden 4 ay geçti. 363 milletvekiliyle meclistesiniz ve siz buraya bir tezkere getirdiniz. Bu tezkerenin sahibi aslında hepimiz biliyoruz ki George Bush'tu. Tezkerede sizlerin imzası vardı ama tezkerenin sahibi George Bush'tu. George Bush aradı. Amerika'dan kendisine Avrupa'da işbirliği yapacak bir tane lider aradı. Merkezi Avrupa'nın bütün liderleri hayır dediler. Ona işbirlikçiliği yapabilecek İngiltere Başbakanı çıktı. Tony Blair. Demek ki tezkerenin altındaki ikinci imza Tony Blair. Peki ne yapmaya çalışıyorlardı bunlar? Amerikan askerlerini Irak'a sokacaklardı ve Irak'ın bütün kaynaklarını Irak'ı destabilize etmek suretiyle Batı'nın emperyalizmin çıkarlarına alet edeceklerdi. Buradan hani milli ve yerli olan AKP'nin buna karşı çıkması beklenir değil mi? Ne yaptığınızı söyleyeyim. George Bush, Tony Blair, bunun yanına dönemin başbakanı Abdullah Gül'ün imzasını eklediniz. Peki Abdullah Gül'ü sayalım da hani bugün diyor ya batıcı olan birçok arkadaş tezkereye karşı çıktı ama milli, yerli ve gelenekçi olan birçok arkadaş tezkereyi acayip şekilde destekledi diyor. 21 yıl sonra bunu söylüyor. Peki bugün reis diye andığınız Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyordu? Henüz milletvekili olamamıştı ve meclise girememişti ama genel başkanınız olarak bu tezkerenin geçmesi için hepinize ayrı baskı yapıyordu. Peki bizi neyle suçluyorsunuz siz? Öteden beri haddiniz olmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni Amerikancı olmakla, terörle birlikte davranmakla suçluyorsunuz. Tarihin tanıklığı içerisinde söyleyelim. Bütün AKP milletvekillerine karşı burada yine onurlu direnç gösteren bir CHP grubu vardı. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da olacağı gibi. Ne dedi size burada bu kürsüde konuşan CHP temsilcisi ne dedi biliyor musunuz? Amerika'dan korktuğunuz kadar Allah'tan korkun dedi. Ama aldırmadınız. Allah'tan korkmuyordunuz, Amerika'dan korkuyordunuz. Ve siz bu çerçevede gittiniz o tezkerenin altına imza attınız. Atmadım de, atmadım. Saçma sapan laf atacağın öyle bir şey olmadı de. Yapılan ne oldu? Siz bu tezkerenin imzasına öyle bir teşneydiniz ki daha bu memlekette tezkere geçmeden Amerikan askerleri İskenderun limanına yerleşmeye başlamıştı. 80 bin Amerikan askeri buraya indi. 522 tane zırhlısı buraya indi. Türkiye'nin limanlarını, havaalanlarını, bölgesini Amerika emperyalizmine daha tezkereyi çıkartmadan kullandırmaya başladınız. Ben kendi zavallı kişisel kariyerimden bir şey söyleyeyim. Gencecik bir meslek odasıydım. Meslek odası başkanıydım. Ve şurada Sıhhiye'de düzenlenen mitingde meclise dönüp bağırıyorduk. O kalın duvarlardan sesimizi duyun, emperyalizme geçit vermeyin diyorduk size. Peki ne yaptınız? Evet, CHP burada gerçekten şanlı bir direniş gösterdi. Ama CHP'nin oyları yetmiyordu. O zaman var ya, bu sıralarda oturmasına rağmen gelen talimatlara karşı çıkıp vicdanını dinleyen AKP'li vekiller vardı. Sayın Günaydın, lütfen tamamlayın. Adlarını sayıyorum. Mehmet Aydın vardı, hatırlar mısınız? Hatırlamazsınız çünkü siyaset yapma hakkını elinizden aldınız. Ertuğrul Yalçın Bayır vardı, hatırlar mısınız? Bakanınızdı. Bir daha siyaset yapamadı. Zeki Ergezen vardı, hatırlar mısınız? Önemli bir bayındırlık bakanıydı. Bir daha siyaset yaptırmadınız. Sebebi ne? Sebebi sizin gibi otomatik el kaldırmadı. Ben 1 milyon Amerikalı askerin, 1 milyon Amerikalı Müslümanın katline elimi o kana bulaştırmam diyerek, hayır diyerek oy kullandı. Oğlu buradaysa oğlu da babasının mirasını sürsün. Talimat almadan onurlu bir milletvekili gibi davransın. Zeki Ergezen'e teşekkür ettiğimiz gibi kendisine de teşekkür ederiz. Şimdi sözlerimi tamamlayacağım. Arkadaşlar, burada görülüyor ki hamasetle dünya dönmüyor. Ne zaman bayrağın arkasına saklandıysanız, ne zaman ezanın arkasında saklandıysanız, Sayın ben verdim, ben bir dakika süre ama hiç istisna yapmadım. Teşekkür için sadece açıyorum. Buyurun. Şimdi bu İştüz'ün 71. maddesi diyor ki, kapalı oturumların tutanakları 10 yıl geçtikten sonra açıklanır. Maalesef sizin işaret oyunuza ihtiyacımız var. Böyle bağıran var ya, kahrolsun emperyalizm falan diye. Babalarınız 10-21 yıl evvel buralarda ne konuşmuşlar? Amerika'nın çıkarlarını nasıl savunmuşlar? Yüreğiniz varsa elinizi kaldırın. Bu kapalı tutanakların, oturum tutanaklarını yayınlayalım. Ne kadar Amerikancı olduğunuzu hepiniz görün. O kadar zavallısınız ki tarihinizi bile bilmiyorsunuz. Bunu çok açıkça söyleyeyim. Genel Kurulu'nun onurlu tüm milletvekillerini, talimatla el kaldırmayan, emperyalizme hayır diyen onurlu tüm milletvekillerini parti ayrımı yapmadan saygıyla selamlıyorum. Sayın Günaydın, teşekkür ediyorum. Öneri üzerinde ilk söz Saadet Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya aittir. Sayın Kaya, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Günaydın. Sayın Özer, Sayın Günaydın lütfen. Meramlar anlatıldı. Herkes duydu duyacağını. Söyledi söyleyeceğini. Sayın Kaya, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,